İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Ekim Pazartesi günü, akşam 7 sularına doğru yaklaşıyoruz. Altın analizine günlük olarak başlıyoruz. Şimdi dünkü kısa da olsa bir analiz yapmaya çalışmıştım. Çok fazla imkanım olmadığı için internette de kesintiler olmuştu. Yani orta ve uzun vadeli yaptığımız analizin de birazcık üzerinden geçeceğiz yine. Pazartesi günleri üzerinden geçmeye çalışıyoruz. Şimdi ons bazında baktığımızda 1903-1905 civarının önemli olduğunu bahsetmiştik. Sebebi ise bir doji oluşmuştu ve tam kritik noktaların üzerinde kararsız bir yapıda bulunuyordu. Yani haftalık bazda ufak da olsa bir yükseliş kanalının içerisindeydi şu şekilde. Ancak bunda bir bozulma olduğunu geçen hafta ve ondan önceki hafta görmüştük. Bu hareketin daha devam edip aşağılarda 1840'ları mı test edecek yoksa tekrardan 1933'lere mi yönelecek? Onun için tespitlerimiz için biraz daha erken olduğundan bahsetmiştik. Şimdi haftalık bazdaki indikatörlere baktığımızda ise aşağı yönlü baskının daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Burada 1905'lerin altında kapatmamız bu haftayı bence olumsuz olacak ve aşağıdaki noktaların test edilmesine sebep verecek diye düşünüyorum. Şimdi konumuza dönersek bugünkü analizi yapalım hemen. Günlük baza dönüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz günlerdir yaklaşık olarak Eylül'ün başından beri bir tane kanalımız var. Şöyle çizelim. O kanalı kopyalıyorum ve alt noktaya oturtturduğumuzda bakın yavaş yavaş artık kanalın altına doğru bir sarkma yaşıyoruz. Bu giderek olumsuz bir duruma işaret ediyor. Hatta orayı da şöyle gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi bu noktada aşağı doğru bombe yapmış durumda. Eğer bu kanalın üstüne tekrardan çıkamazsak yaklaşık olarak 1914'lerden geçen bir seviye var. Bu 1914'lerin altında kaldıkça aşağı doğru daha sert hareketlerin olabileceğini size söylemek istiyorum. Benim tahminim bu yönde. Peki sebebi ise bakın şöyle bir üstten gelen bizim bir trend kanalımız vardı. Bu trend kanalını bakın yine geçmeye çalıştık. Ne zaman? 21 Ekim tarihinde, 22 Ekim tarihinde geçmeye çalıştık ama aşağı doğru baskı geldi. Üstten gelen bizim düşen kanal ve bu kanalın altına geçtikten sonra da sert düşüşler olmuş. Hep bakın 1, 2, 3, 4, şimdi 5.'si bakın bu bir düşüş, sert düşüş, sert düşüş, 3 tane, 4.'sü. Şimdi 5.'si bu kadar mı kalacak? Yoksa daha aşağıda daha derin noktalar var. Bu konuda endişeliyim. Teorik olarak eğer formasyon gereği şu kanal hareketi kadar aşağı doğru kayarsak kabaca bizi 1870'lerin beklediğini söylemek istiyorum. Bunu da birkaç gün içerisinde gelmesi mümkün. Eğer bu şekilde devam edersek şu üstteki kanalın altına üstüne çıkmazsak. Ve indikatörlere baktığımızda da burada da olumsuz görüntü devam ediyor. Zaten biliyorsunuz. Şimdi bazıları yine tanımayanlar tabii bizim kanalımıza daha önceden gelmeyenler bilmiyor. Yön aşağı mı yukarı mı? Aşağı olduğunu zaten 1914 14'ten beri bakın 22 Ekim'de ben buraya yazmışım. Ons'da aşağı doğru trend devam ediyor. Ufak da olsa bu trend 1900'lerde tutunmaya çalışıyordu. Aşağıda 1890 hep bize destek olan bir nokta. Bakın buralarda sürekli destek olmuş. 1890-95 aralığında tutunmaya çalışıyor. Oranın üstünde kapanış yaptığı sürece bu hareket çok büyük düşüş olarak algılanmaz. Yani şöyle kabaca şu desteğin etrafında dolanıyoruz. Ama 1890'ların altında kapanış yapmaya başlarsak daha sert hareketler gelir diye ben düşünüyorum. Şimdi ons tarafına geri dönelim. Burada biraz daha kısa vadeye bakıp sonra da gram tarafına geçelim. Haftalık bazda büyük bir kararsızlık var. O net bir şekilde anlaşılıyor. 5 saatlik baza baktığımızda burada göstergeler yukarı doğru bir toparlanmayı gösteriyor. Buradaki yukarı doğru toparlanma 1910'lara kadar olması mümkünmüş gibi gözüküyor. Ama onun üzerine çıkması zor olabilir. 1895'lerden hızlı bir yükselme olmuş ama bakın şu an itibariyle 4-5-9 yaklaşık 7 saatlerinden sonra bu doji oluşumu oluşacak. Dolayısıyla 1908 üzerinde sanki çok zayıf bir hareket varmış gibi gözüküyor. Onun üzerine çıkamadıkça. 4 saatliğe bakalım. 4 saatliğe baktığımızda birazcık daha kuvvetli gözükse de burada da üst taraflardan 1910'larda ciddi direnç olduğu kısa vadede gözüküyor. 5 saatlik bazada baktığımızda aynı hareket burada da gözüküyor. Yani buradan tekrardan aşağı dönersek tekrardan 1894'ler
olduğunu bize gösteriyor. Yarın için Bollinger bandının dip noktasında da 1890'lar olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz 1905, 1900 hatta 7 üzerinde kapanış yapmadığımız sürece bizim bu düşüş hareketi 1914'lerden teyitlenen ve 1933'lerden başlayan düşüş hareketi, bakın şu düşüş hareketi halen düşüşe devam eder. Hatta daha önemlisi dedik ki şu kanal içerisinden alt noktayı kırarsa daha derin bir şekilde dönüşebilir. Bu konuda uyarmak istiyorum. Şimdi gram tarafına geçelim. Gram tarafında öncelikle gram sinyalleri gösterelim. Hem yeni gelenler için hem de hatırlatmak mahiyetinde. Demiştik ki 483,5 TL'den yükseliş sinyalimiz geldi diye 22 Ekim tarihinde bahsetmiştik. 490'ların önemini anlatmıştık. Tabii burada ons çok fazla yükselmiyor ama dolardaki yükseliş bizi 490 TL üzerine açtı, çıkardı ve hedefimiz demiştik ki 502-503 TL'ler diye bahsetmiştik. 496,5 seviyesine kadar çıksak da şu an 495'lerde geziniyoruz. Evet, sinyalimiz oldukça başarılı burada da yine. 479'dan başlayan yükseliş hareketi yaklaşık olarak 496'lara kadar geldik. 17-18 TL'lik bir yükselişi şu an gördüğünüz gibi şu kanal içerisinde yakalamış durumdayız. Şimdi gram analizi tarafına geçelim. Evet, gram analizine tıkladım. Evet, şöyle büyüteyim. Evet, şöyle büyüttüğümüzde burada haftalık ve aylık tarafta yaptığımız özet duruyor burada. İsteyenler buna bakabilir. Bakın daha dün demişim 490 üzerinde kapatırsak 502 TL'ler gelebilir demişiz. Haftalık bazda orta vadeli analizde yaptığımız analizde ve 1903 önemli olacak haftaya demişiz. Şu an zaten tam 1903'lerde geziniyoruz. Ben bunun tesadüf olmadığını düşünüyorum. Şimdi günlük duruma geçelim artık. Günlük analize geçelim. Ve haftalığa da şöyle bir bakacağız. Ve öncelikle günlükten başladığımızda bakın şu düşen kanalı kırılmasıyla beraber 484'lerde başlayan bir hareket başladı. Şöyle de alttan da destekle beraber çok sert bir yükseliş hareketi var. Burada Bollinger bandının tepesini zorlayarak yukarı doğru bir hareket devam ediyor. Bu Bollinger bandı eğer bu şekilde devam ederse yarın veya ondan sonraki gün 502 TL'lerin gelmesi mümkün. Göstergelere baktığımızda da bütün göstergelerde yukarı hareketi destekliyor. Dolayısıyla maalesef diyeyim yani ülkemiz adına çok olumlu bir gösterge olmasa da gram altında özellikle doların hareketiyle beraber yukarı doğru hareket devam ediyor. Yani elinde yatırım için tutanlar için onlar için iyi bir durum. Onlara karşı diyecek bir şeyimiz yok. Yani 500 TL'ler yaklaşık olarak birkaç gün içerisinde görülme ihtimali var. Yani hedef olarak 502 TL'ler bulunuyor. Şimdi diğer araçlarla beraber bunu desteklemeye çalışalım. Daha hassas bir şekilde anlayabilecek miyiz veya görebilecek miyiz? Evet, burada 4502 TL'nin bakın hedef olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Onun bir öncesinde de 498,3. Evet, oraya da zaten yaklaşmış durumdayız. Ben yarın 498 TL'lerin görülebileceğini düşünüyorum. Şimdi ONS'ta tabii bir zayıflık var tuhaf bir şekilde. Bu 498-502'ler nasıl görülecek derseniz demek ki dolar tarafında bir yükseliş olma olasılığı var. Onu da birazdan analizlerde doları da inceleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz kanalımıza girip onu da inceleyebilirsiniz ve şöyle özetleyelim arkadaşlar artık bunu. 488 TL'nin altında bir kapanış olmadığı sürece gram tarafında yükseliş devam eder. Peki kısa vadeye bakalım biraz. 5 saatliğe, 4 saatliğe orada bir düzeltme olabilir mi? 5 saatliğe baktığımda halen yukarı doğru bir yükselişini devam ettiriyorum. 4 saatlikte de aynı durum var. Dolayısıyla yani gece saatlerinde veya sabah saatlerinde çok büyük düzeltme geleceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Evet, özetimizi yapalım ve videomuzu bitirelim. Ons altında düşüş trendi 1923'ten beri 1914'ten teyitli olarak devam ediyor. 1890 üzerinde ancak 1907 altında düşüş devam eder. Gram altında 1990 üzerinde kapatacağız gözüküyor. Bu bizi 500 ve 502 TL
hedeflerini götürür. Evet, bu şekilde özetimizi yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu kaydediyorum. Yarın bu videoyu tekrardan değerlendirirken bu özeti değerlendireceğiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza isterseniz abone olup veya katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.